Herkese merhaba. Güzel bir sıcak pazar gününden hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün değişik bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Her zaman olduğu gibi. Evet, aldım kağıdımı. Bakın, dümdüz bir kağıdımız. Burada, bir saniye sizi şöyle çevirelim de çizgilerimi tabii göremezsiniz yoksa. Şöyle yapalım sizi. Evet. Evet. Bu tabii lastiğim gene her zaman olduğu gibi. Bilmeyenler için tabii gene tekrarlamak zorunda kalıyorum. Bilenlere de kusura bakmasınlar. Tekrar tekrar söylüyor derler ama mecburum yani çünkü. Evet. Bu düz bir lastik. Bunun özelliği ben parmaklarımla gördüğüm için yukarıya kabartma çizgi yapma evet şöyle düzeltiyorum da tam düz olsun imkanı var. Yani parmaklarım görmesi için çizgilerin kabartma olması gerekiyor tabii. Parmak uçlarım görmesi için. O yüzden kullanıyorum. Bu da siyah kalemim. Şimdi bakalım ne çizeceğim. İnşallah görmeseniz de ben size zaten gene düzelteceğim. Her zaman yaptığım gibi düzelttiğim zaman da göstereceğim. Ama istiyorum ki ben parmaklarımla çizerken görün istiyorum. Şimdi şuradan kalemimiz inşallah boyuyordur. Boyuyordur herhalde. Şöyle. Şimdi biliyorsunuz burada hiçbir şey yokken yani hayal etmek gerekiyor. Yoksa ressam resim yapamaz. Yani tuvalde hiçbir şey yokken göreceksin resmi. Onun için biraz şimdi yapacağım şeyi bakıyorum nereye ne yapmam gerektiğini. Evet. Buraya bir burada mesela bir hafif bir aralık bırakıyorum. O tabii ne yapacağım? Tabii ona göre şimdi göreceksiniz birazdan. Şuraya bir bacayı yapalım. Yani bu bir tavan oldu. Kiremitlik oldu da. Pencerelerimizi yapalım. Kapımızı yapalım şuraya. Evet. Şimdi şurada bir aralık bıraktım ya. Oraya şöyle bir çam ağacı yapacağım evin yanına. O çam ağacı görünsün istedim. Hani böyle evin tavanına kadar uzandığı için evin arkasında kalmasını istiyorum da. Mesela şuralar gölge olacak hep. Bu ışıklandırmalar çok önemli. Işığı ne taraftan verirseniz ters tarafına yani ışıklandırma yapmak, gölgelendirme yapmak zorundasınız. Ve bu çam ağacı böyle düz çizip de düz çizgi halinde de yapmıyorum. Biliyorsunuz bu çam ağacının ortasında bir gövdesi var. Ve yukarıya böyle şeyleri, dalları o gövdeden yukarıya uçları da çıkık. Ben boyarken onu biraz taşırıyorum böyle parmağımla tık şey yapıyorum falan öyle şey yapmaya çalışıyorum. Yani yapraklarını, dallarını göstermeye çalışıyorum anlayacağınız. Evet, şimdi şunu şöyle yaptım. Buradan tabii evin şeyi geliyor.
Neden burada bırakıyorum? Çünkü burada da bir ağaç var da. Burada da bir ağaç olduğu için evin etrafı ağaçlarla dolu. Evet, şöyle bir ağacımız daha var. Tabii onun da gölgesi var böyle filan. Boyarken onları hiç unutmuyoruz. Bir resmi başladığım zaman bitene kadar da hani nereden geliyor, ne tarafa doğru şey yapmak gerekir. Onları unutmamam lazım. Yani ışığın geldiği yönü unutmamam lazım. Şöyle, bu burası artık otel mi dersiniz, şey mi dersiniz, ne derseniz artık. Şöyle bir şey. Evet, şimdi bu böyle olduğuna göre şuradan da şöyle bir şey olsun. Çit olsun şurada. Esasında görmeyen arkadaşlarımız için konuşarak yapmam lazım ama bazen de çizerken tamam hep böyle şeyle üniversitelerde falan hem konuşuyorum hem çiziyorum ama bazı yerde de yanlışlık yapmamak için fazla konuşamıyorum yani. Şimdi şuraya da mesela bir ağaç yaptık. Şöyle bir gövdeyi yapalım. Şöyle çatal gelsin şurası. Şuradan da bir gövde inelim. Şurada da iki ağacımız var. Şimdi bunu böyle yapınca bakıyorum şöyle. Burası boş kaldı. Şuraya da bir çam ağacı yapalım. Şöyle bir çam ağacı daha yapalım şuraya. Şöyle bir çam ağacı. Şöyle yukarıya 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 olsun. Tabii yine onun da gölgeleri. Aşağı kısım gölge. Bakın hep sağ tarafa gidiyor gölgeler. Hep sağ tarafa gidiyor. Zaten resim ışıklandırdıktan sonra işte bu mesela bunun şimdi sol tarafları aydınlık olacak mesela. Açık yeşiller koyarsın, sarılar koyarsın, ışıklandırırsın falan. Böyle güzel olur yani. Ben öyle yapıyorum. Şimdi mesela şurası diyelim boş kaldı ama perspektife uygun. Mesela şimdi şöyle arkada yani daha önde arkalardan görünen böyle perspektife uygun yeşil ağaçlar sıralanmış. Yüksekten sanki biraz bakıyoruz da öyle bir şey. Şuralar bütün şey olabilir. Şuralar böyle çiçekler olabilir burada. Yeşil ve yeşilin üzerinde, açık yeşilin üzerinde koyu yeşil ve çiçekler yapabiliriz şuralara. Kırmızılı, sarılı, beyazlı, kavun içi yani pembe olabilir. Şimdi şuradan bunu böyle yapınca şu evin şuradan da bir ağaç yapıyoruz. Şöyle evin de arkasından şöyle şuraya kadar geldin. Gelsin bir ağaç daha var. Yani evin etrafı ağaçlarla dolmuş gibi oldu. Arkadan bir ağaç göründü. Ağaçlar göründü. Evin arka çatısından içeriye. Şimdi şuradan bir yol gelsin mesela. Şöyle gelsin yol. Gelsin, 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 gelsin. Şu çiçeklerin de orası şey olsun. Şöyle. Şuraya kadar. Şimdi yolun karşılığı tabii. Yolun karşılığı da geliyor, geliyor. Gene bakın perspektife uygun. Yani bize yaklaştıkça yol genişliyor. Bakın şöyle, şöyle bir yaptık. Ne oldu şimdi? Bunun şu tarafı, şuradan bir ufuk ayıralım. Yani şuraya bir ufuk yaptık. Bakayım düz mü yaptım ya? Şöyle bakınca düz gibi oldu. Tam dört dörtlük tabii çizemeyiz de. Bu ufuk oldu. Şurası böyle bulutlar falan böyle yani şöyle şey olsun. Şöyle bulutlar olsun. Tabii açıktan koyuya doğru gökyüzünü yapacağız.
şu çizgiden aşağıda koyu lacivertten tabii denizi yapacağız. Kendimize doğru su geldikçe renk açılması lazım. Çünkü aynı koyulukta bize yaklaşmıyor su. Açılıyor. Şöyle yaptık. Burasını deniz. Ha şuraya bir uca bir şey yapalım. Ki fener koyalım. Çünkü gelir buraya vapur mu gemi mi artık sandal mı tekne mi ne çarpmasın diye. Bir görsünler orada ışık yanıyor tabii gece. Şöyle bir denizimiz yapıyoruz. Deniz şöyle koyuyoruz. Evet ama dalgaları yapacağız. Dalgalar var. Şurada şöyle dalgalar gelsin. Şöyle vursun şöyle. Heh. Şöyle dalgalar gelsin. Vursun. Heh. Karaya vuruyor ya. Şöyle dalgalar. Şöyle küçük de yapalım. Çünkü dalgalar da büyükten uzaklaştıkça dalgalar da inceliyor, küçülüyor. Size doğru yaklaştıkça kalınlaşıyor o beyaz dalgalar. Tabii o bir yere kadar oluyor. Ondan sonrası gene düz deniz görünüyor da. Şimdi şuraya mesela bir tane yelkenli koyalım. Şöyle küçük bir yelkenli. Uzaktan görünsün hani. Şuraya bir tane daha mesela yelkenli koyalım. Şöyle uzaktan görünüyor. Bak bu küçükse daha ileride. Bu büyükse biraz daha yakın bize. Yakın oluyor. Hani öyle düşünerek yapıyorum. Evet. Burada martılar uçabilir filan. Buraya bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle martılar uçar. Bu tepeden aşağı tabii bu tepenin gölgelendirilecek filan. Tabii bu gökyüzünün mavisiyle yeşil birbirinden ayrılacak. Filan. Başka ne yapabilirim ki? Bakıyorum. İyi doldurduk hemen. Yeşillerin arasında bir şey gibi bir şey oldu. Motel mi, otel mi, ev mi? Bu neyse. Ha, burada evi olan da köşeyi dönmüştür. Ha. Burası çok güzel. Deniz kenarı böyle pahalıdır yani. Ya onu da düşündük yani. Evet. Şimdi sizi düzeltelim. Evet, bakalım. Şimdi size gösterelim çizdiğimiz şeyi. Evet. Yakın uzak yapalım da bir daha yaklaştıralım. Ne kadar yakından görünüyor, netleşiyor onu bilemediğim için şöyle karardan yapıyoruz işte. Evet. Zannediyorum ki bu tamamdır. Evet, kalemimizi şuraya alalım. Şimdi ben resim yapmadan önce bu türlü eskizler yapıyorum. Onları çalışıyorum ve yapacağım tuval üzerine yapacağım. Tabii yorgan ipiyle biliyorsunuz benim resimlerim parmağım anlaması için tuval üzerinde yorgan ipiyle olması lazım ki parmağım anlasın. Yoksa nereden bileceğim? Evet, ondan sonra tasarlıyorum neyi nasıl yapacağımı ve o biraz evvel çizdiğimin şimdi boyanmış hali. Şöyle size göstereyim. Yorumlarınıza açıktır. Lütfen yorum yaparsanız hoşuma gider. Bir yanlışım varsa düzeltmiş olurum. Herhangi bir yerde bir olumsuz bir şey yaparım da işte şurayı şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu falan. Ben hiçbir zaman bu yorumlardan yani çok hoşuma gider. Gelen yorumları ona göre değerlendiririm. Bir dahaki yapacağım eserleri ya da bu tip bir resim yapacaksam ona göre daha güzel yapmaya çalışırım. Siz de bana faydalı olmuş olursunuz. Ben çizdim ve boyadığım resmi gösterdim. Artık abone olun demeyeceğim. Olun demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Bir şey fark etmedi.
fanatiklerim var birkaç tane. Onlar çok yardımcı oldular. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Çok güzel abonelerimi yükselten arkadaşlarım oldu. Bana yardımcı oldular. Ama ne olursa olsun önemli olan benim yaptığım. Yani kim abone olsun, olmasın, herkes ilgilensin, ilgilenmesin. O önemli değil. Geride güzel bir şey bırakmak önemli. Yani bu adam bu durumdayken bu dereceye kadar resmi nasıl yapıyor diye merak eden kişi girer YouTube'dan, izler. Ha bak çizgileri böyle yapıyormuş. İşte boyarken elleriyle nasıl bak boyuyor. Elleriyle boyuyormuş. Fırça diye bir şey yok. Ve her şeyi izleyerek nasıl yapıldığını tam olarak bilmesi gerekiyor. Oradan izleyip görsün, öğrensin. İşte bu, benim amacım bu. Onun için artık abone olun demeyeceğim çünkü hiçbir şey fark etmiyor. Yani ben abone olanlar için demiyorum. Olmayanlar, beni yeni izleyip de abone olmayanlar hiç fark etmez. Olsunlar olmasınlar. Bundan sonra söylemeyeceğim ama videolarımı da bırakmayacağım. Ne kadar yapabilirsem, ne kadar ömrüm, ne kadar uzarsa yapabildiğim kadar videolarımı yapacağım. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Hani pek şeyim kalmadı. Ben önce çok heveslendim. Ay dedim ben böyle bir şey yaparsam bütün dünya, bütün Türkiye beni izler falan, dünya görecek falan diye heveslendim. Çoğu kişilere de dedim hani çok hevesliyim böyle bir şey, yardımcı olun falan, sağ olsunlar. Abone arttırdılar, canlı yayın yapabiliyorum artık falan. O çok güzel oldu ama bu kadar ya, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Sizlere çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın.